Sedat Peker sonunda lafı Tayyip abisine getirdi. Sürekli abi demesinden anlamalıydık lafın buraya geleceğini. Peker finale yürüyor ve yalnız değil. Açayım. Son videosunda Libya ve Suriye'ye giden askerlerin bir hiç uğruna birilerinin zenginleşmesi için şehit olduğunu anlattı. Oysa AKP tabanına anlatılan hikaye bu değildi. Suriye'ye silah satılıyormuş teröristlere karşılığında ham petrol alınıyormuş para Berat Albayrak'ın kasasına yatıyormuş. İşin bürokrasisini takip eden kim? Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Peker üzerinden Suriye'ye silah sevkiyatını yapan kim? Sadat, eski Cumhurbaşkanı danışmanı Adnan Tanrı verdi. Paralar nereye gidiyor? Ramazan Öztürk ve Murat Sancak üzerinden Berat Albayrak'a. Yani sarayın bir personeli marifetiyle Sarayın danışmanının götürdüğü mal üzerinden gelen para sarayın damadına yatıyor. Merkezde Erdoğan var ve hiçbir şeyden haberi yok. Öyle mi? Suriye'ye silah satışı kartını açan Peker'e Dubai'de paketleme operasyonu mümkün mü? Epey zor. Peker bir konuda doğru söylemiyor. Sinirlenmiş ilk videoyu öyle çekmiş. Oysa ilk video bunu yalanlıyor orada bir seri video çekeceğini söyledi. Her videoda bir kutu açarak ilerliyor. Bir stratejisi var. Sezonun tamamını görmediğimiz için finali kestirmeye çalışıyoruz sadece. Ana motivasyonu şahsi güvenliği. Balkanlarda kıstırılmış, Fas'ta son anda kaçmış kurtulmuş, Dubai'ye Ankara'dan yazılar yazılmış filan. Gidebileceği ülke sayısı çok çok az ve Türkiye'ye kısa orta vadede dönüş bileti yok düşün yakamdan diyor ve birlikte istişare ettiği ekiple Erdoğan sonrasına plan yapıyor. Yani zannedildiği gibi hedefi Süleyman Soylu'yu koltuğundan etmek değil, Erdoğan'ı devirmek. Veli Küçük'e laf söylememesi, Mavi Vatan vurgusu, Libya çok önemli filan demesi ekibi teyit ediyor. Olan biteni anlamakta güçlük çeken AKP yorumcuları ise çok kızgın. Nasıl oldu da elden kaçırdık bu adamı diye hayıflanıyorlar. Sedat Peker emin adımlarla finale yürüyor. Süleyman Soylu'ya sahip çıkan Erdoğan'a laf çakarken aynı Süleyman Soylu'ya sahip çıkan Devlet Bahçeli'ye laf etmemesi önemli. Erdoğan Reza Zarrab'dan sonra en ağır ve öldürücü bir darbeyle karşı karşıya bu sefer. Peker 15 Temmuz ve İsrail'le ticaret yapan gemiler konusuna dokunup geçiyor. Bu konulara özellikle 15 Temmuz'daki rolü konusuna doğrudan gireceğini zannetmiyorum. Kendini inkar olur. Tayyip abi diye diye adeta farenin üflemesi gibi uyuttu bir süre. Esasen baştan beri Tayyip abiyi konuşuyor, abisi yeni uyandı sadece. Bilirsiniz rivayet o ki fare kişinin kulağını üfleyerek uyuşturur sonra yer. Ancak Sedat Peker'in lokal anestezi gibi bir derdi olduğunu zannetmiyorum.